Arkadaşlar merhaba. İsmim Nefi Burkas. İzmir'de 75. yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde bilenleriniz vardır. Türkiye'de ilk defa karavan üretim projesi yani meslek lisesinde ilk defa karavan üreten okul olarak gurur duyuyoruz. Ben öğrencilerim ve ekip arkadaşlarım da bunu başardık. 6 karavan yaptık. 6.'sı bu. Bu benim kendi karavanım. Tamamen bunu kendim yaptım. Daha önce çeşitli müşterilere İlk ikisini ücretsiz proje başlangıcı bize destek veren firmaların araçlarını tüm malzemelerini onlar karşıladı. Biz işçiliğini yani öğrenmek için bunları yaptık. Başarılı oldu. Gördük ki piyasada yapılan karavanlardan aşağı değiliz. Hatta bazı noktalarında iyi olduğumuz yerler var. Ama bizim amacımız piyasayla rekabet edelim. Yıllardan beri üreten firmalara rakip olalım. Böyle bir şey yok. Biz tam tersine onlara öğrenci yetiştirmek. Onların ne kadar zor eleman bulmak durumunda olduklarını bir görüyoruz. Eleman bulamıyorlar. Bulsalar nitelikli olmuyor. Meslek liselerinde böyle bir alan yok. Alan veya dal altında da yok. Yani mobilya ve iç mekan teknolojileri alanında biz bunu yapıyoruz. Çünkü karavanın büyük bir kısmı mobilya. Mobilya. En önemli kısmı diyemem belki. Hep bileşenlerden oluşur karavan. Elektrik, su, tesisat dediğimiz kısımları bunlar. Yalıtım ve sonra mobilya. Diğer başka klasör işlemler de var tabii. Yani karavan çok bileşenli bir şey olduğu için bir alan oluşamamış. Bu alan oluşmadığı için de öğrenci yetişmesi yok. Sadece piyasada daha çok mobilya ustalarının bu işe evrilmesiyle oluşuyor. Durum böyleydi. Biz bu projeyi gerçekleştirdik. İşte bu da benim kendime yaptığım karavanım. Bir YouTube kanalım var. Artık Çık Dışarı diye başlamıştı ismi. Çık Dışarı'ydı. Telaffuzunda zorluklar oldu. Çık Dışarı, Çık Dışarı derken bizi takip eden pek olmadı. İsmin olmasına karar verdim. Nefi Burkas birleşik olarak küçük harflerle YouTube kanalım var. Instagram kanalım var, Facebook kanalım var. Çok fazla içeriğim yok. Hali hazırda okulda yoğun işlerimiz var tabii, çalışıyoruz. Karavan üretmeye de devam edeceğiz inşallah. Durum bu. Çok isteyen olmuştu. Hocam karavanınızın içini de bir gösterin. Ben dışını küçük oğlumla bir video çekmiştim. Videolarda YouTube'daki videolarında görebilirsiniz. Dış kısmını tanıtmıştık. Şimdi iç kısmını tanıtmak istiyorum. Kendi özel dokunuşlarım var. Bana göre birkaç eksiği var. Mesela klima yok. Olmalı mı, olmamalı mı? Enerji yeterli mi, yetmez mi? Onun dışında bir karavanda bulunması gereken tüm her şey var. Yani şöyle başlayalım. Güneş enerji sistemimiz 205 wattlık monokristal 2 tane güneş panelimiz var. Bu yeterli enerjiyi sağlıyor bana. Hiç enerjisiz kalmadım. Bunları depolamak üzere bu gördüğümüz dolabın içinde biraz sonra anlatacağım. Tek 200 amperlik bir jelekum var. Tek kullanmamın sebebi gereksiz ondan ona kablo geçişlerinin bile enerji kaybettirdiğini, birini gevşeyip diğerini öldürdüğünü, bir sürü sıkıntılar yaşıyorsunuz. Mümkünse akünüzü tek kullanmaya gayret edin. Evet, bozulursa tek bir seferde bozulacak ama bozulmuş bir 100 amperlik akü diğer 100 amperi de bozuyor zaten. Bu benim kendi tespitim. Enerji sistemimiz böyle. DC-DC araçtan şarjımız var. Bu da çok önemli. Her aracı çalıştırdığımda güneş panellerim yeterli olsa da bazen belki yeterli olmayabilir. Sürekli aracı besliyor. Hani araç aküsünü değil de yaşam aküsünü destekliyor. Bu da faydalı bir şey. Onun dışında elektrik 220'yi aldığımızda çevirici de var. Otomatik 220'den invertöre veriyor. İnvertörümüz 2000 wattlık. Enerji sistem böyle. Yine karavanı gösterirken anlatacağım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, tekrar arabanın dışından başlayayım istedim. Arabamız şöyle geçelim. 2008 Ford Transit Jumbo. Camlı minibüstü. İzmir'de Kısık Sanayi Sitesi'nde Sunay Ustam bunu ellerine sağlık. Bütün camlarını körleyip gayet kalın güzel bir saçtan camları tekrar kapattı. Camlarını tekrar ben berhimi camlarla değiştirdim. Bir de arka tarafı göstereyim. Arkada çift kapı vardı. Bunu maraton kapıya çevirdim. Sanayide yapılan işlemler bunlar.
Yine bu tarafta aynı şekilde. Şöyle gezelim. Yani bu karlıklarımız, kum paletlerimiz. Neyse diğer videodan seyredersiniz. Anlattık onu. Tekrar içe geçelim. Kapımızı böyle bir basamak bizi karşılıyor. Basamağımız otomatik değil. Kapı açılınca açılmasını istemiyoruz. Genelde böyle tercih ediyoruz. Böyle ışıklı bizi karşılıyor. Kapatmak istediğimiz zaman kapatıyoruz. Evet, küçük dokunuşlar demiştik. Tabii başkaları da yapabiliyor bunları ama ben böyle istedim. Mesela burada bir ölü alan var. Bu dolabın altında bir basamak buranın bütündür. Boşluk var Ford Transit'lerde. Altında böyle bir boşluk var. Burayı arabanın krikosunu koydum. Yine ışık aydınlatması da var. Tek işi bittiğinde kapatıp bu şekilde araca biniyoruz. Aydınlatmalarımız var. Zemin led. Yani zemin led önemli. Gece içeride biri uyur veya az enerji sarf etmek istiyorsunuz. Bütün dolapların altında bu tırcıların kullandığı neon ledlerden kullanın. Çünkü az yakıyor, yanmıyor, yani yanmıyor derken bozulmuyor ve dayanıklı. Ben beğeniyorum açıkçası. Girişte şurada bir ufak bir elbisemizi, bir şeyimizi açmak için bir askı yaptık. Bunlar hep bambu ağacındandır. Kendim yaptım. Bu kısım şöyle diyenler oluyor. Doğru söylüyorlar. Ben de onu öyle yapacağım. Ocağımızı açtığımızda, şöyle kullandığımızda rüzgar varsa bu ocaklar çukurda da olsa sönebiliyor. Gaz sızıntılı olabilir. Otomatik tesisat kesici var ama burada bir pleksi veya daha farklı bir şeyle şu kısmı kapatacağım. Çünkü burada kornijini yaptım, gördünüz. Perde var. Perde hem ocağa yakın olup ısınmasın, yağ sıçramasın diye burada bir koruyucu yapacağım. Tekrar perde buradan gelecek. Burada sineklik şeklinde yapacağım. Diğer buraya binmeli alüminyumlardan hem ses yaptığını düşünüyorum hem kimse kızmasın. Evet, bozuluyor. Bunların ipleri bozuluyor zamanla. Tüllerini kedi köpek yırtabiliyor. Bunu yaptığımızda tül perde iyi oturtturabilirsek buraya ne yapıyor? Sıkıntı yaratmadan bizim sinek ve perdeleme işlemimizi, sadece sinek de değil, içeriği görünmesini istemiyorsak onu sağlıyor. Çıkartıp yıkayıp kullanabilirsiniz. Bozulduğu zaman yeniden değiştirebilirsiniz. Bu daha az maliyetli oluyor. Evet, şimdi içeriye geçelim. Geçmeden buradan mı anlatayım? Neyse, içeriye geçeyim. Evet, basamağı açalım. Bindik. Kapıyı kapatmak için bu Ford Transit'lerde şöyle bir sorun var. Bu açma kolu burada. Burada ben ocak yaptığım için çekecek bir malzeme lazımdı. Yine kendi imkanlarımla bir eski bir pantolon kayışı. Bakın burada uzattım. Buradan onu tutsun diye çekmek için bir kol yaptım. Buradan da kapıyı kapatmak için hızlıca kapattığımızda kapı kapanıyor. Dolayısıyla açmak istediğimde bunu çekip bunu da çektiğimde kapıyı açıyorum. Lambamızı açalım. Bu boş el lambalar kapıda da kullandım, sensörlü. Devreye aldığınızda siz içeri girdiğinizde gece otomatik yanıp kösüp bittiği zaman da şarj olduğu için sistemdeki yaşam makinesini kullanmadan iyi günlerde bunları şarj etmiş oluyorsunuz. 50-60 gün çalışıyor. Diğerlerde de var, göstereceğim. Kapıda bir tane 30'a 70 berhimi sineklikli, güneşlikli perdemiz var. Kapılarımız ve bütün duvarlar altıgen desenli kapitone kumaşla kaplı, sünger silinebilir. Kapının hemen üstünde gördüğünüz gibi ben bunu kendim adapte ettim. Bu nedir? İç sıcaklık, dış sıcaklık, akü voltajı, saat. Manuel bir şey, 12 voltla çalışıyor. Hemen altında 220 sigortamı konumlandırdım. Burada müdahale edebileceğim şekilde. Onun yanında güneş enerji sisteminin derecesini gösteren voltajlı 8 tane düğmesi olan, nedir bunlar? Dış led, sağ led, sol led, tavan lambaları, zemin led, LPG, kamera, hidrofor. Bunları açıp kontrol edebileceğim sigortalı kontrol panelimiz var. Burada bu nedir? Pis suyu gösteren şamandıra ölçüm cihazımız. Bu da temiz suyu gösteren şamandıra ölçüm cihazımız.
Buraya bir ayna koydum. Niye ayna koydum buraya? Çünkü bunun altında lüzumsuz bir delik vardı. Onu kapatmak için bu internetten satın alabilirsiniz. Bunu Plex aynalar çok dekoratif, zararsız, düşmez, kırılmaz. Kırılsa bir yerinizi çizmez. Hemen üstte tavan ledlerimizi görüyorsunuz. Buradan devam edelim ocağın üstünde. Bir hoparlörümüz var. 20 wattlık. Bundan 4 tane var. Bir şoförün üstünde, bir burada, iki de gördüğünüz gibi arkada. Onları buradaki Bluetooth radyolu ses sistemimizden kontrol ediyoruz. Çok da verimli. Telefonunuzu bağlayıp görüşmelerinizi de yapabilirsiniz. Müzik de dinleyebilirsiniz. Buradan tekrar devam ediyorum. Ocağın üstündeyiz. Burada işte küçük dokunuşlar dediğim şeyler bunlar. Şurada bir şey var. Mesela elimizde bir kaşık var, bir anahtar var, bir şey bırakma. Şu bunlar mıknatıs. Geçme kanallı raylarımız var. Bunları da hep bu ağaçlar kullandığım tezgahın artan parçaları. Tik değil bu ağaç. Akasya diye geçiyor. Ama tike yakın bir ağaç. Ucuz. Koçtaş'tan almıştım. Panel şeklinde. Gayet de düzgün oldu. İşte buraya bunları ayarladım. Bir tane şöyle baharatlıklarımız var. Bunlar çift çift bambudan yapılmıştır. Bütün baharatlarımı burada yemeği yaparken kullanıyorum. Böyle nem falan da almıyorum. Bunlar altıgen. Hep altıgen temalı. Bak, kapı altıgen, bura altıgen, aynalar altıgen. Öyle düşündüm. Gerçek fayanstır. Etrafına çıtasını çevirdim. Dyson da buraya yapıştı. Derz dolguları siyah. Özel derz dolgusu silikonlu. Devam edelim. Ocağımız ikili. Bir yerli malı. Yatek karavan ekipmanları sağ olsun Nail Bey arkadaşımdır. Bana çok yardımcı oldu. Herkese de çok yardımcı oluyor. Ondan aldım bu ürünleri. Yarın bozulsa yine ondan alırım. Öbür gün bozulsa yine ondan alırım. Çünkü yerli ürünleri o da destekliyor benim gibi. Ve güzel ürünler satıyor. Ve malın arkasında. Sahibinden.com'da ve internet sitesinde kendine ulaşabilirsiniz. Yatek karavan ekipmanları. Reklamımızı da yaptık Nail'cim. Bu iki gözlü gaz kesme emniyeti var fakat otomatik çakmağı yok. Çakmak için de şöyle basit çakmağımız var. Açıyoruz. Bu şekilde kalem şeklinde bunu da tutuşturuyorsunuz. Ocak böyle. Evet arkadaşlar, ocağın altında 3 çekmecemiz var. 3 çekmecemiz üstte, şunu açalım. Ne var? İşte bölmeyle kullandım. Biraz da kahve, çay falan hemen kullanabileceğim şeyleri koydum. Onun altında böyle bir malzeme var. Bu nedir? Onu şöyle kullanıyorum. Yağdanlıklar devrilmesini kendimce bölüm çözüme. Yine altında bir ıvır zıvır mı saklayacak malzemem var. Ne oluyor? Bunu da altı kullanıp üstü de kullanabiliyorum. Çıkar sokarken biraz zahmetli olabilir. En altta burayla bağlantısı olmayan, altı kapalı. Yani buraya ayakkabı koyuyoruz. Bu tarafa gıda ürünleri olabilir diye. Tamamen kapalı. Burada yine aynı sistem. Altında bir 4 milimlik bir kontrol plağımız var. Onun altında ıvır zıvır yine ayakkabılar. Tekrar üzerinde ayakkabı. Kapıdan girişte kullanmak istediğim ürünleri, saklamak istediğim ayakkabı, terlikleri buraya koyuyorum. Kilitli. Ha burada bir şey daha var. Bu kapı güvenlik meselesi. Şöyle. Kapattınız. Anahtarla da kilitlediniz. Buraya böyle bir sistem yaptım. Burada bir oyuk var görüyorsunuz. Basamak. Bu parçayı buradan cırtlı söktüğünüzde buraya düşüyor. Buraya düştüğü için sağlam bağlı buraya. Kapıyı birinin dışarıdan açması mümkün değil. Böyle bir kilit sistemi var. Kendim uyarladım. Şurada şunu da unuttuk. Burada bir alarm sistemimiz var. Yine bu gösterdiğim cırtlarla bağlı. İstediğiniz yere bağlarsınız. Yapıştırdım. Şifresini girip devreye aldığınızda size bir 10 saniye içinde arabayı terk edip çıkma fırsatı veriyor. Çıkmazsanız ötmeye başlar. Girdiğinizde de 10 saniye bir süre veriyor. Şifreyi tuşlamazsanız gayet cayırtılı bir şekilde bağırıyor. Arabanızda bir güvenlik sistemi olduğunu etrafa duyurmanızda fayda var arkadaşlar. Taş uzaktan gelmiyor. Yani alarm mahallenizde bir iki kez öttürün. Milleti rahatsız vermeyecek şekilde. Bu araçta alarm olduğunu insanlar bilsin ve görülür yere takın. Tavsiye. Dağınık olabilir. Görüyorsunuz arkada LPG sistemimiz var. 40 litrelik gaz kesme tertibatlı. Hem şofbene hem de ocağa. Buradan da içinde ne kadar gaz kaldığını gösterir. Sistemi kontrol edebileceğiniz. Şu an bakın tek çizgi gazım var. Aylardır kullanıyorum ve çok hesaplı. Niye hesaplı? Tüpü ne yapıyoruz?
alıyoruz. Yedek alıyoruz. Küçük veya büyük. Olmadık yerlerde bu tüpler bitiyor arkadaşlar. İnternette görüyoruz. Gidip tüp söylüyorsun, tüp getiriyoruz ama bu her benzinlikte. Evet, alış maliyeti biraz yüksek. Ben o zaman için 2500 liraya almıştım. Ne yapıyorsunuz? Dolduruyorsunuz 40 litre. Hesapladığınızda tüpün normal LPG satılan aygaz veya diğer tüplerin litresiyle bunun litresi arasında ciddi bir fark var. Neredeyse yarıya yakın. Kullandığınızda tabii hemen bir senede bu olmaz. Bir iki senede kendini amorti ediyor. Ama tesisatı düzgün bağlamak lazım. Tüp bir hortumla ibaret, piknik tüpleri. Bir de detentörü var. Bunun çeşitli birçok bağlantısı var. Emniyet sisteminde var ama düzgün ve ehil kişiler tarafından yapılması lazım. LPG sisteminin. Ocak, evet demiştik. Bu LPG'li. LPG'sini buradan alıyor. Devam edelim. Burada kaptan pilotun köşkü. Ford Transit'lerin üstünde ciddi bir depolama alanı var. Burayı ben böyle plastik aletlerimle, düdüklü tenceremden, küçük bir düdüklü tencere bu arada, bunu da tavsiye ederim. 2,5 litrelik. Bu neymiş? Ha, burada hayat kurtarıcı bir alet var. Daldan dala konuyorum ama öyle olsun, doğal olsun. Bu bir elektrik süpürgesi arkadaşlar. Çift kademeli. Çift kademeli. Böyle. İyi tarafı şu, bir sürü elektrik süpürgesi var, şarjlı. Fakat bu aynı zamanda şuradaki çıkış sayesinde aparatı var. Taktığınızda, bakın gösterelim, modunu değiştirelim. Altta arabanızı, maalesef bu arabalı 60 PSI şişiyor. Ama 55 PSI'ye kadar olan lastikleri, PSI'ye kadar şişirebilirsiniz. Şişme toplar, yataklar hepsini şişirebilirsiniz. Çok güzel bir alet. Her karavanda bulunması lazım. Burada lambamız var. Evet, şöyle burayı da anlatalım ama. Arabada yalıtım şöyle bir şey. Bu kumaş, keçe kumaş ama altında 2 santim kalınlığında püskürtme köpükle kendimin yaptığı arabanın her yerinde, her boşluğunda köpük sistemi var. Onun üzerinde götü görünmesin. Zamanla ufalanabiliyor. Kumaşla kapladım. Dolayısıyla hem ses, hem ısı, hem de görüntüyü kurtardı. Lambası da burada, buranın. Kapattık. Onun altında ben hep anlatırım. Ben şoför mahalliyle, yaşam mahalliyle ayrı olsunculardanım. Kimisi hayır olsun, ben iki tane döner koltuk takayım buraya. Döner koltuklar döndüğü zaman içerisi geniş olsun. İşte oturalım, sohbet edelim. Evet, bu bir görüştür, saygı duyuyorum. Birçok böyle. Ama tam zamanlı yaşasanız da, yaşamasanız da ne oluyor? Burada, bakın şimdi burayı açıyorum. Açabilirsem şöyle tek elimle. Şöyle bir saniye. Bunu koyalım. Sürme şekilde yapıldı bu. Bakın hava sıcak. Buradan ciddi bir sıcak buraya doğru geldi şu an. İçerisi gayet serin. Tam tersi. Kışında burayı ısıttığınızda buradan ciddi bir soğuk geliyor. İstediğiniz kadar film yapın. Alüminyum folyolu camları kapatın. Görüntü için yapıyorsunuz ama bence o ısıyı içeri alıyor. Isı tekrar içeride yoğunlaşıyor veya soğuk. Buraya devam ediyor. Siz burayı ısıtmak için, soğutmak için uğraşıyorsunuz. Bu benim fikrim. Test ettim. Aynı zamanda öyle. Kapı nasıl yapıldı? Bunlar 12 milim çift yüz İzmir Yıldız Orman Ürünleri Venli markasının laminat kaplı su kontraplaklarıdır. Dilim de dönmedi. Bunları niye böyle kullandık? Sürtünme var. Nem var. Çizilmezlik özelliği sağlamak istiyoruz. O yüzden bu ürünleri kullanıyoruz. Boya da yapılabilir. Ben tercih etmedim. Uzun vadede sıkıntılar çıkartabiliyor. Kapıyı nasıl kapatıyoruz? Bakın şurada bir kol var. Bu buraya geçsin diye bunu yaptım. Titreşimi yerine geçtiği zaman titremiyor. Aynı şekilde bu tarafa da aldığınızda yerine oturdu. Kesinlikle burada sıcak, soğuk, ses, hiçbir şey gelmiyor. Evet, devam edelim. Burada ne var? Bir, nereden aldım bunu? Amazon'dan almıştım. Gayet basit. Yine cırtla. Bu cırtları da anlatacağım size arkadaşlar. Bakın şurada bir dişisi erkeği, çift taraflı bant gibi, arkası yapışkandı. Buraya da yapıştırdım. Bunu alıp buraya koyduğunuzda yolda giderken bu alet buradan hiçbir yere tangur tungur etmiyor. Burada sevgili yeğenim Ezgi'nin bana hediyesi. Kupa yaptırmış bana, sağ olsun. Bu da benim bakır kendi kupam. Burada da yine aparat, bakın. Şöyle çıkıyor buradan.
çıkıp gösterelim onu. Tekrar ben bunu açayım. Tek başına çekim yapmak da zormuş. Bunu buradan alıyorsunuz. Çıktı. İstersem buraya, istersem diğer tarafa takabiliyorum veya bir altı alabiliyorum. İhtiyacıma göre koyuyorum. Hiç tangırtı falan da yapmıyor. Burada Superbox modemimiz var. Turkcell'in. Biraz zam yaptılar ama olsun, hayat kurtarıyor. 12 volt adaptörle çalışabiliyor bunlar. Çakmak soketinden aldığımız enerji ona verdik. Ne ödüyoruz buna? Şu an için ayda 150 artı 50 GB 260-270 lira mı ne ödüyorum? Gayet yeterli geliyor. İstersem arttırabiliyorum. Yine burada lüzumsuz bir delik vardı. Aynayla arkasında fiş yeri vardı. Kullanmadığım için altıgen aynayla kapattım. Aynısından orada da var. Burada sabunluğumuz var. Kapatalım. Burada yine Gold marka. Bu Berhimi değil. Camımız ve sinekliğimiz var. Şurada bir oyuntuya kullanacağımız malzeme, çakmamız, ıvır zıvırımız, lambalı bir nişimiz var. Yine bunlar fayanslarımız altıgen. Ne derler? Gerçek fayans. Bu tarafa gidelim. Çakmaklığımızı anlatmıştık. Burada tekli. Buradan musluğu vardı bunun. Ben bunu kullanmıyorum. Çünkü içeriye bir şey koyamıyorsunuz. Yıkayamıyorsunuz. Dışarıdan ayrı bir yine gold temalı, altın yaldız temalı bir durumumuz var burada. Sivuz var. Camlı kapaklı. Yerli malı. Onun yanında altta bir sebilimiz var. Göstereyim böyle. Arkada bir sebil var. Oradan geçen boru bunun borusu. Sebilin içinde. Bu böyle çıkarılabiliyor. İstersem şurada uzatabilirim. Buraya getirebilirim. Ama ben böyle durmasını tercih ettim. Buradan aldığımız kupayı altına koyuyorum. 200 mililitre ayarı var. Basıyorsunuz. 200 mililitre otomatik kendisi dolduruyor. Ya da istediğiniz kadar dolduruyorsunuz. Böyle sebilimiz var. Bu da çok güzel bir ürün. Çok memnunum. Türkiye'de kalmamış, yurt dışından bulabilirsiniz. Devam edelim. Burada 220 dışarıdan elektrik aldığımda, fırındı, saç kurutma makinesiydi veya yüksek wattlı bir şey varsa buradan elektriğimi alıyorum. İnvertör kapalı şu an. Burada gördüğünüz gibi bakın bu kanallar ne işe yarıyor. İstersem şuraya takarım, istersem buraya takarım. Bugün buraya takmışım. Canım böyle istemiş. Havlunun yanında. Burada mıknatıslı bıçaklığımız var. İşte V-Baston'un kumandasının anahtarı, ıvır zıvır aksesuarlarım burada. Altına doğru geçelim. Buraya anlatmıştık LPG'yi. LPG ve diğer önüne depolama alanlarım. Burada sebil ve diğer zımbırtılarım. Bu da 12 volt. Cool Marine, Cool Life firmasının çok memnun kaldığım 12 volt canavar gibi bir buzdolabı. Hiç sorun yaşamadım. Yani sürekli açık. 12 volt güneş enerjisini mesela atıyorum. 13-14 voltta akşam bıraktım da tekrar geldim. Yine 13 voltta aküleri bulabiliyorum. Çok az enerji harcıyor. Çok memnunum. Tavsiye ederim. Ben önünü beyazdı bu. Arabanın rengi krem olduğu için kreme boyadım. Üzerine de aynı laminattan form verip kapağa benzettim. Kilitsiz de olmaz. Buzdolabı kilitsiz olduğu zaman her şeyiniz yayılır. Böyle hareket halindeyken dökülür. Böyle kilitliyoruz. Devam edelim. Karşısında burayı hafifçe anlatmıştık. Bir su terazimiz var. Ne işe yarıyor? Park ettiğimiz yerde bizim ne kadar eğimde olduğumuzu, doğru muyuz diyeyim. Çünkü duş alırken ve yatarken sizi rahatsız eder. Onu kontrol etmek için. Yine tezgah dolabımız gibi onun devamı olan elektrik dolabı aslında bu. Niye elektrik dolabı burada? Herhangi bir yatan veya arıza durumunda birilerini kaldırıp minderleri kaldırıp acil ulaşacağım bir yerde olmasını istemedim. Burada bu var. Onun alt içinden başlayalım. Böyle iki kapaklı. Hep bunlar 15 milim. Venli firmasının TIK Astar laminat yüzüdür. Burada şöyle bir anahtarımız var. Dokunmatik bir lamba. Ne işe yarıyor? Zaten enerjiniz yoksa burayı göremeyeceksinizdir. Bir sıkıntı olduysa. Kablolama sistemi. Bahsettiğim tek akü bu. Burada biraz işlerim var. Biraz kapanacak yerler var. MPPT'miz 2000 watt Maxum marka invertörümüz. DC-DC çeviricimiz. Böyle. Bu şu an için aküden memnunum. Tek akü olduğu için
Bir kablonu bağlıyorsunuz. İkinci bir akü olduğunda ondan ona geçişler gibi. Evet olabilir. Mecbur kalabilirsiniz bunu yapmaya ama ben olsam tek güçlü bir akü tercih ederim. Tabii lityum tercih ederim. Bu jel akü. Evet hesap kitap meselesi. Dokunmatik lambamızı kapatıyoruz. Kapaklarımızı da kapatıyoruz. Burada Bluetooth ses sistemimiz var. Televizyonumuz nedir? Televizyonumuz şuradan kumandasını alalım. Evet, YouTube kanalımızı açalım. İnternete bağlıyız şu an. Superbox'tan. Evet, neymiş hesabımız? Nefi Burkas. Kumandamızı işi bittiği zaman buraya, telefonumuzu da buraya koyuyoruz. Bu şeyleri ben kendim yaptım. Çekiyorsunuz. İsterseniz bu tarafa doğru kullanmak için yatarken televizyonunuzu seyrediyorsunuz. İşi bittiğinde yine o cırt sistemi televizyonun buradan kopmasını engelliyor. Bu şu alet, bakın şu gördüğümüz, ondan sonra şurada da gösterebilirim. Bakın bunlar, bu LED barlar mıknatıs olarak geliyor. Vidalıyorsunuz, ediyorsunuz, bir sürü sıkıntı. Ben ne yaptım? Çift taraflı bandları buraya yapıştırdım, karşılığında buraya yapıştırdım. Yerini ayarlayıp buraya güzelce bastırıyorum. Hem aracı delmedim, hem de düşmüyor, hem de ekonomik. Bunları böyle kapatıp, sensör modu var. Şu an açtım. Tekrar buraya gelelim. Cırt dedik. Bluetooth sistemimizi göstermiştik. TV'nin enerjisini buradan kesiyorum, açıyorum. Şuradaki USB'nin enerjisini buradan kesiyorum. Şurada bir kokumuz var. Buradan kablolarımız geçişi için bir kutu var. Aşağıda elektrik sisteminden geliyor yukarıya panellere ve bu kontrol panelinin şaftı bu. Evet, üst dolaplarımız yine Venli'nin krem, tik, bas çek kulp uygulanmış kapaklar. Etrafımda gördüğünüz PVC, esnek, kenar bantlarıdır. Kanallı geçer bunlar buraya. İşçiliği biraz zordur ama tangırtıyı engeller öncelikle. İçi dolu olabilir. Bakalım. Evet, şöyle açtık. Burada gördüğümüz yalıtım var arkada. Bu dolaplar içine bazen nemli şeyler, kokulu şeyler koyabilirsiniz. Çamaşır koyabilirsiniz. Buradan hava alsın diye böyle yapıldı. Bakın hava boşlukları var. Nereden alıyor? Arkadan. Biz görmüyoruz onu. İçeride bir hava sirkülasyonunu sağlıyor. Yine dolabın üstünden de geliyor aynı şey. Böyle bir durum var. Devam edelim. Lambamı anlatmıştık. Bunlardan 1, 2, 3 buralarda var. Dolaplar böyle. Burada tavan havalandırmamızın gösterelim. Çift taraflı çevirdiğimizde çalışan ters veya öbür tarafa lambasını açalım, karanlık olmasın. Burada bir ambiyans lambamız var. Burası göz. Buraya kapak düşünmedim. Kitabımızı acil elimizin altına yatarken alıp koyabileceğimiz malzemeleri koyacağımız bir alan oluşturduk. Renk değiştiriyor bu da. Böyle fanteziler işte. Basalım. Bakın bu renk oldu. Şimdi sarı oldu, yeşil oldu. Kırmızı yapalım. Kırmızı nerede? Evet. Kırmızı yaptık. Kumandamızı buraya taktık. Burada böyle bir alanımız var. Yine arkada 90'a 50 yerli Gold marka sineklikli, güneşlikli camımız var. Sağ ve soldaki 30'a 70 berhimi. Böyle. Bunları da yerli kullanmak isterdim ama böyle denk geldi. İki tane hoparlörümüz. Sağlı sollu stereo. Bluetooth'tan alıyor. Yanında 12 volt fişimiz, prizimiz. Onun yanında Webasto. Ne Webasto mu? Webasto marka. Memnunum şu anda. Onun mazotu hemen altında bagajdan dolduruluyor. Arabadan çektirmiyorum. Burada 220 invertörü açtığımızda kullanacağımız kısım var. Şurada gösterelim. Burada bir alan var bu arabalarda. Burayı döşeyip kitaplık, ıvır zıvır malzemeleri yatarken elimizden olması için kullandık. Masaya gelelim. Onu şöyle tek elle yapamayacağız. Açalım. Şunu şuraya koyalım. Şöyle. Bunları montajda düzelteceğiz. Bu masa özel bir masa. Ayak hidrolik, frenli, sağa sola, ileri geri,
Niye ileri geri? Mesela bu masa buradayken ben şu tarafa geçeceksem bir kere dönmesi lazım. Dönüyor, geçiyorum. Oturdum. Daha rahat mesafe isteyebilirim. Ya da önüme çekebilirim. Ya da bu tarafa çekebilirim. Dönebilir. Çıkıyorum tekrar. İleri ittim. Çıktım. Şöyle indiriyoruz. Hidrolik olduğu için gayet kolay iniyor. Burada bir kolu var. Buradaki minderi alıyorum. Buraya. Buradaki minderi alıyorum buraya. Evet. Gayet. Kaça kaç? Yaklaşık 1.76. Şu kısımda bir parçam daha var dolabın altında. Onu çıkartamadım. Üzerine örtülerimizi yaydığımızda, bataryamızı koyduğumuzda şu alan 2.10'a 110 santim bir alan var şu kısımda. Burada küçük oğlum için 160'a 60 santim gibi bir kısım var. Böyle yatacak olursanız ne oluyor? 160'a 170 gibi bir alan var. Her türlü yatılabilir. 3 kişi de yatabilir. Doğrusu 2 kişi. Bana göre 1 kişi karavanlar. Ama 2 aileyiz ve üzeri. Tekrar bunları kaldıralım. Döşemelerimiz de sağ olsun Erkan ve Hacı Ercan var. Facebook'ta aratıp bulabilirsiniz. Çok güzel karavan döşeme işleri yaparlar. Onları bilen bilir. Birçok kişiyi de tavsiye ettim kendilerine. Çok da güzel işler çıkıyorlar. Erkan ve Hacer Can olması lazım. Facebook'ta takip edebilirsiniz onları da. Yine tavanda da aynı. 8 milim, pardon 10 milim çift yüz Wendy'nin panelleri var. Arkasında köpük sıkılmış. Köpük ne işe yarıyor? Keçeydi, şuydu, buydu kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Aracın sacına yapışıyor. 2 santimlik bir katman oluşturuyor. Orada bir nem olması, aracın çürümesi gibi bir şey söz konusu değil. Ekstra faydası ne? Aracın böyle bakın kaburgaları vardır. Araç aldığınızda görürsünüz böyle kirişleri vardır. Kaburga deriz biz onlara. Bunlar içinden kablolar geçer bazen geçmez. Zamanla saçtan da ayrılabilir ve titreşim yapar. Ve yüklüyoruz bu aracı. Dolaplar bağlıyoruz bakın. Bir yük biniyor. Bu köpük bu titreşimi ısı ve soğuktan başka titreşimi de kesiyor. Yapabilirseniz sıvı köpüğü öneriyorum. Yapıştırdığımız elastomerik kauçuklar evet güzel. Yanma dereceleri düşük. Isı ve soğuk iletimleri iyi. Ama iyi yapışmazsa zeminde bu kontrplan üzerine görmüyorsunuz zamanla düşüyor. Düştüğü zaman da saçtan ayrılıyor. Orada yine bu arada çay pişirdiniz, nefes şu bu gördüğünüz hava yerlerinden o nem burada yoğunlaşıyor. Nerede yoğunlaşıyor? Isı biliyorsunuz yükselir. Fizik kanunudur. Burada soğukla karşılaştığında buhar oluşturur. Bu da araca zarar verir. Yani köpüğü öneriyorum arkadaşlar. Şimdi duşumuza geçelim. Duşumuz şöyle kaça kaç normalde olması gereken 70'e 75'e 110'dur. Ben buradaki durumu biraz büyütmek yatağı da oğluma göre ayarladım. Hem bir U değil de bir yarım U'nun bir köşesi kısık J harfi gibi bir düzen var. Ne oldu? 100'e 70 gibi bir ölçü var. Lambamızı açalım. Şöyle. Bakın burada şofbenimiz var. Şofbenimizi epoksi boyanmış malzemelerle gizledik. Burada küçük bir gözümüz var. Şofben burada. Kasetli Tedford'un tuvaleti var. Böyle dönüyor bu. Burada gayet yeterli bir alan oluşturuyor. Burada yerden kazanmak için duvardan kapaklı polyesterden yapılmış lavabomuz var. Bu lavabo şöyle kullanılıyor. Yani buradan kullandınız. Su buraya doluyor. Kaldırdığınızda su arkadaki gidere gidiyor. Sizin gri su tankınıza gidiyor. Duş alırken de bunu buraya takıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Böyle. Böyle bir durum var. Kapatıyorsunuz. Tekrar dolduralım. Tekerle bu kadar oluyor. Tamam. Kapattık. İşimiz bitti. Burada da gözlerimiz var. Yine aynamız var. Burada havalandırmamız var. Muhakkak havalandırma olsun tuvaletinizde arkadaşlar. Tavandan da olabilir. Camdan. Ben cam tercih ettim. Tavandan mümkün olduğu kadar az delik açmaya çalıştım. Tavan sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. Böyle kapatalım. Evet arkadaşlar. Kullandığımız malzemedeki geçişler. Burada yine bir askılımız var bambudan. Malzeme. Şunu da yakından gösterelim. Krem.
Arada altın yaldız derz dolgusu. İki parçanın birleşim yerindeki hataları belli etmemek için böyle bir derz açarız. Çok fazla derin değildir. Tekrar tik ağacı, krem tik ve geçişlerde altın yaldız kullandım. Bence güzel oldu. Severek yaptım. Buradan tavan hekisini unuttuk. Bu acil çıkış hekidir. Herhangi bir fanı yoktur. Onun üzerine piyasada bulunan bu plastik, güneşlikli ve sineklikli heki bağladım. Evet arkadaşlar, yani şöyle karavana doğru döneyim. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Yani karavanı ben kendim için planından arabanın seçimine kadar, Ford Transit arkadan çekişli 200 PS arabayı buluncaya kadar her aşamasını planlayarak ve acele etmeden yaptım. Size de bunu tavsiye ederim. Öncelikle aracınızı taviz vermeden nasıl bir araç istiyorsunuz? Çok fazla yeni model araçlara ulaşmak artık zorlaştı. Yani bu araçları piyasada bulmak zorlaştı. Olmadık paralar isteniyor. Ben bunu düşünün. Haziran ayında geçen sene 147 bin liraya almıştım. Camlı minibüstü. Şimdiki fiyatları 300-350 bin lira civarında. Mayıs ayındayız. 2023 Mayıs ayındayız şimdi. Ne kadar harcadım? Peyderpey dolar olarak söylemek lazım ama hani geçen sene Haziran'dan beri hesap edersem 200 bin lira civarında araç hariç malzeme ve diğer masraflarım olmuş. Yani aracın camlarının kapanması, boyası, TSE'si her şey dahil. Ya bu dolar olarak vurduğumuzda nasıl olurdu bilemiyorum. Yani başlayınca işin nereye gideceğini anlamıyorsunuz. Fikirler değişiyor. Yani her şey çok ateş pahası. Karavan yapacakların Allah yardımcısı olsun. Kendisi yapacak olan arkadaşlara da tavsiyelerim şu. Öncelikle iyi bir araç alın. Bir yerden başlayın. Bütün malzemeleri alıp bir yere koyacağım diye böyle bir şansınız olmuyor. Evet biraz zamana yayılır. Bilen kişilerden muhakkak destek alın. Teknik kurallar dünyanın her yerinde aynıdır bu konuda. Estetik ve yerleşim düşüydü buydu değişebilir ama teknik kurallar değişmez. Nedir bu? Medefeden karavan olmaz. Bu benim görüşüm ama teknik olarak da bu. Yani marin kontraplak, kavak ikinci tercihimiz ama ancak kavakla yapabiliyoruz hafifliği ve ekonomikliği açısından. Muhakkak iki yüzü de kapaklar, zemine bakalım. Zemin de Wendy'nin 15 milim çift yüzlü, bir yüzü tik, öbür yüzü beyaz astar laminattan, altında da köpük yapılmış. Malzemesi yani tezgah medefe veya oluversin demeyin, olmasın ağaç olsun, olmuyorsa yine kontraplaktan yapın. Uzun yıllar kullanacaksınız, verniklersiniz, yine düzeltirsiniz. Böyle basit şeyler yapabilirsiniz. Dama nasıl yaptık? Bir kat vernik sürdükten sonra kadensin yaldız altından damayı buraya nakşettik. Üzerine tekrar vernik yapıp bunu buraya hapsettik. Silseniz de çıkmayacak. Hızlı anlatıyorum. Küçük püf noktaları. Yani ufak aksesuarlar koymayı unutmayın. Böyle şeyler alıp yapabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Muhakkak bir ses sisteminiz basit. Bakın şu 150 lira değil şu Bluetooth sistemi. İnternetten alabilirsiniz. AliExpress'ten de geliyor. Türkiye'de de var. Çok verimli. Açıyorsunuz. 4 hoparlörü kaldırıyor. Bakın. Radyosu var. USB girişi var. Buraya bunu takıp, ben ışık olarak takmışım. Sesi ve diğer şarkıları geçişi kumanda edebiliyorsunuz. Onun dışında olmazsa olmaz. Evet şu an mesela dışarısı kaç dereceymiş? 34, içerisi 31. Ben uzun süre camı açık tuttum. Kapıyı açık tuttum. İçerisi biraz ısındı. Normalde arada 8-10 derece gibi bir fark oluşturacak kadar bir yalıtımım var. Yani bu iyi bir şeydir. Dışarıdaki sıcaklık ve soğukluk arasındaki farkı böyle bir dereceyle takip edin ki ne kadar iyi yalıtımınız var anlarsınız. Ama tabii ki iyi bir enerji sistemi varsa, küçük bir klima yer kaplamayan, keşke 12 voltla çalışan olsa. Olmuyorsa 220. Yeni çıkan internette görüyorum. Küçük bir klima tanıtıyor arkadaşlar. Şimdi adını hatırlamıyorum. Verimli görünüyor 220 ama yine de enerjiyi kullanacaktır. İnvertörünüzü çalıştıracaktır. İnvertör ayrıca elektrik yakacaktır. Karavanda klima yerine yalıtımınıza önem verip bu çift yönlü fanlardan kullanmanızda fayda var. Tekrar bakalım. Burada söyleyeceğim tuvalette bir şey var mı? Evet, tuvaletimizde ne kullandık? Burada yekpare bir fiber döküm yok.
Nasıl yaptık? Bu 15 milim marin kontrol plakları yaptıktan sonra güzelce her tarafını Dyson'ladıktan sonra özel aparatlarla yan duvarlara bağlandı. Yani titreşimden oynamayacak şekilde. Zımpara edip üzerine epoksi ile iki kat boyadık. Bütün kenarlar ve zemin tekrar boyandı. Hiçbir şekilde su kaçmıyor. Ekonomik yönden böyle yapabilirsiniz. Tezgah. Sıcak almış. Mutfakta tezgah. Evet, çok büyük olmamalı. Çok küçük de olmamalı. Bir hazırlama yeriniz olmalı. Bulaşıklık yeriniz olmalı. Ev yeriniz olmalı. Burayı unutmuştuk. Burada bir geçiş kısmının önüne ben bir tezgah daha koydum ki bunu genelde kapının önüne buraya koyarlar. Ben buraya koydum. Bakın bir alan daha oldu. Burada kahvenizi, çayınızı pişirip burada servis etmek için bir yer oluştu. Bunlar küçüktü. Böyle kırma ayaklar yapmanıza gerek yok. Pahalı krom ayaklar var biliyorsunuz, çıt çıtlı. Bunlar basit. Güzel menteşeler var piyasada. Alıp kendiniz buradan da bir aparatla ayarlayabilirsiniz. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım herkes kendine bir karavan sahibi olur. Yapabilen kendi yapsın. Danışarak yapsın. Can taşıyacak, unutmayın. Piyasada da çok güzel ustalarımız var. Butik çalışan ustalarımız var. Firmalar var. Ama maalesef fiyatlar çok uçtu. Kendiniz alıp başlamanızda fayda görüyorum. Tabii herkes kendisi yapamayacak. Ama yapabilenler için söylüyorum bunu. Yaptıracak olanlar da iyi araştırsın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Ha, bu arada 75. yıl meslek lisesinin logosunu da çekeyim. Bu okulda yapılmış son karavan. Devamı gelir mi bilmiyorum. Okulu bundan sonra başka bir okulda sanırım göreve devam edeceğim müdür yardımcısı olarak. Bulunduğum okulda da devam edebilirim. Yapmıyorsam da yapacak arkadaşlar bana ulaşabilir, danışabilir. Hiçbir ücret talep etmiyorum. Bilgilerimi paylaşırım. Teşekkürler beni izlediğiniz için.